Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Birkaç gündem konusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'nin milli çıkarlarını korumak, hak ve menfaatlerimizi korumak için Cumhuriyet tarihinin en yoğun şekilde sahada varlık gösteren operasyonlarına imza atıyor. Dünyanın her tarafında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu başarılar, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yüksek askeri disiplini ve o coğrafyalara barış götürme misyonu çerçevesinde ortaya koyduğu faaliyetler yakın bir şekilde takip ediliyor. Dostlarımız tarafından takdir ediliyor. Türkiye'yi sevmeyenler tarafından da eleştiriliyor. Ama herkesin bildiği bir şey var. O da şu: Türkiye'nin sahada gösterdiği bu varlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem üstün askeri nitelikleri hem de bütün coğrafyalarda barışı koruyan misyonu çerçevesinde herkesin dikkatini çekiyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar çeşitli alanlarda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği etkili mücadele her zaman son derece derin analizlere, güçlü analizlere zemin teşkil ediyor. Nitekim yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihinin 1-2 yıl önce en büyük seyri seferini gerçekleştirdi. Kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz bütün varlıklarıyla beraber verilen emirleri yerine getirme konusunda hiçbir eksiklik göstermeden tam olarak bu misyonlarını gerçekleştiriyoruz. Kuşkusuz demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Bütün kurumlar eleştiriye açıktır. Bütün siyasiler eleştiriye açık olduğu gibi. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir çizgi vardır. Bu asla aklı başında bir siyasetçinin birazcık da olsa devlet adamı niteliklerine sahip bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yaptığı gibi dün de vahim sözlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırarak ve komuta kademesine hakaret ederek bu sınırı geçmiştir. Hiçbir şekilde bir siyasetçi niteliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bağdaşmayacak bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi şaşırtıcı olmadı. Ama sonuç olarak toplumun sürekli olarak bir kesimini tehdit eden, örneğin Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızı tehdit eden, esnafı tehdit eden, öğretmenleri, polisi, jandarmayı tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun bu nefret siyaseti dün Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret etme şeklinde haddini aşan bir boyuta ulaştı. Kuşkusuz dediğim gibi demokrasilerde eleştiri bir haktır ama hakaret hiçbir şekilde kabul edilemez. Şimdiki komuta kademesinin 15 Temmuz'da ülkemizi işgal etmeye çalışan Fethullahçı terör örgütünün ortaya koyduğu faaliyetlere karşı o zaman bulundukları görevlerden başlayarak nasıl mücadele ettikleri milletimizin takdirindedir. Aynı şekilde şimdiki komuta kademesi dünyanın çeşitli yerlerinde Türk askeri varlığının en üstün şekilde görevini icra etmesi için teyakkuz halindedir. Ve bütün bunlar başarıyla gerçekleşmektedir. Libya'da ortaya koyulan başarı, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından ortaya koyulan başarı, aynı şekilde Suriye'de terörle mücadele konusunda
ortaya koyulan başarı bütün bunların herkesin şahitliğinde gerçekleşmektedir. Nitekim şimdiki komuta kademesinin görevlerini yerine getirirken özellikle terörle mücadele başta olmak üzere ortaya koyduğu etkinlik herkes tarafından güçlü bir şekilde de takdir edilmektedir. Türkiye'nin dostları tarafından. Bunu eleştirenler sadece Türkiye'nin düşmanlarıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK'ya karşı yapılacak askeri operasyonlara niye destek vermediğini biliyoruz. O tezkereye niye hayır dediklerini biliyoruz. Herkesin, aziz milletimizin takdirine sunmak istediğim konu şudur. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi ki Yunanistan'daki bir parti genel başkanı Türk ordusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine karşı bu sözleri söyledi deselerdi, ortaya çıkacak tablo net bir şekilde bunu gösterecekti. O zaman herkes diyecekti ki Yunanistan'da bir siyasetçi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine karşı bu çirkin sözleri söylemiş. Eğer bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanmadığı, Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerin bir Yunan siyasetçi olarak söylediği şeklinde bir haber yapılsaydı buna herkes inanırdı. Yunanistan'daki siyasetçiler bu dili kullanırlar. Ama bunun Türkiye'de ana muhalefet partisi pozisyonunda olan bir siyasetçi tarafından dile getirilmesi vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.